Hoş geldiniz Yandan Hanım. Merhaba. Merhaba. Ayağınız nasıl oldu? İyi, daha iyi. Dinlenseydiniz keşke biraz daha. Hemen ayaklanmasaydınız keşke. Yok, iyiyim ya, geçti. Ben Şimşek'e bakmaya geldim. Siz ne yapıyorsunuz? Koşuya mı çıkardınız onu? İbrahim Bey satmış Şimşek'i. Satmış mı? Ama yani nasıl satmış? Ben o kadar emek verdim, büyüttüm. Ben baktım. En son size de zarar verince tutmak istemedi İbrahim Bey. Anladım. Tamam. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hop, yavaş gel. Çek lan elini. Özcan. Dur. Bırak gelsin. Emir Efendi mesajı almış. Hoş geldin. Hoş falan gelmedim. Ne dövdürüyorsun lan çocuğu, Uğur'u? Ha? Oğlum siz salak mısınız lan? Öyle sahte tabloyla falan beni kandırabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Karıştırdık belki. Arasana. Yok hacı anneye gitmeler de yok mesaj atmalar falan öyle olmuyor işte. Nasıl oluyor peki? Gel bir anlat bana hadi. Gel. Anlat. Evet. Oturun. Çocuklar, beden eğitimi öğretmeniniz rahatsız olduğu için bugün gelemeyecek. Birazdan nöbetçi öğretmen gelecek. Sizinle iki ders ilgilenecek. Şimdi sessizce bekleyin. İyi oldu ya. Beden dersinde bir takla bile atamıyorum. Mertcan. Bir şey diyeceğim. Ne oldu? Şu koruyu görüyor musun? Hı hı. Bak orada sincap varmış. Sincap mı? Evet, sincap. Hem ders boş. Nöbetçi öğretmene yakalanmadan gidelim mi? Ama beni annem alacak. Annen gelene kadar bin kere gider geliriz. Gidelim mi? Tamam, istiyorsan gidin. Şimdi ben buradan çaktırmadan çıkacağım. Sen de arkamdan çaktırmadan çık. Nöbetçi öğretmene falan yakalanırsak deriz ki tuvalete gidiyorduk. Tamam mı? Tamam. Şimdi ben çıkıyorum. Hiçbir şey olmamış ki ben. Mertcan. Koş. Baktım ben. Mertcan, başardık. Bekle beni. Çak. İyi kaçıştık ama. Güzel kardeşim. Herhalde bu sefer anlaştık ha? İyi, anlaştık. Hadi bakalım. Oğlum getir şu malı, sen de kurtul, ben de kurtulayım. Seni de daha fazla hırpalamayalım, değil mi? Ama bir şartım var. Bana birini bulacaksın. Yok ya. Oğlum sen bana şart şurt koşabilecek durumda mısın lan şu an? Vallahi bana göre hava hoş. Benim kaybedecek bir şeyim yok. Senin var ama. Ben o evin içindeyken o tabloları ne alırsın? İyi, ver bizim çocuklara adını sanını baksınlar. Yok öyle değil, öyle değil. Sen direkt ilgileneceksin. Sen bulacaksın. Bak güzel kardeşim. Şansını daha fazla zorlama istersen ha? Vallahi sen bilirsin. Ben bu aradığım kişiyi bulamazsam çocuktan kurtulamam.
çocuktan kurtulamazsam da sen tabloları alamazsın. Kimmiş bu? Kimi arıyorsun oğlum böyle yana yana? Bu. Zeynep Kaya. Bu da adresi. Yani adresiydi. 8 sene bakmış işte çocuğa, sonra da ortadan bir anda kaybolmuş. Bu kadarını biliyorum. Bu kadını bul. Tabloları al. Buyurun, kime bakmıştınız? Merhabalar efendim. Candan Hoşgörü arıyorduk biz ama. Benim. Bizi güvenlik şirketinden Murat Bey yolladı efendim. Eve kamera takılacakmış. Murat Bey yolladı demek. Evet efendim. Peki, buyurun. Uğur. Oğlum saçmalama da yüzüme bak. Ne b**ye geldin? Merak ettim seni. Neyi mi merak ettin? Ha? Mahkemeyi bekliyorum oğlum işte. Ya Uğur. Niye kaçmadın lan? Anlamıyorum oğlum, sen niye kaçmıyorsun? Her zamanki gibi. Ya senin ne işin var burada? Uğur niye buradasın oğlum sen? Hani polisi görünce ilk iş kaçmaktı? Bunu sen öğretmedin mi bana? Kaçmıyorum oğlum artık. Anladın mı? Kaçmıyorum oğlum hiçbir yere. Hem nereye kaçacağım lan ben? Nereye kaçacağım oğlum? Senden kaçsam jilet var. Jiletten kaçsam Cemal. Cemal'den kaçsam polisler ensemde. En azından şurada bir can güvenliğim var benim. Yoruldum oğlum ben. Hiçbir yere kaçmıyorum artık, anladın mı? Bitti. Jilet'le konuştum. Halledeceğim o işi. Halledeceğim tabii. Oğlum merak etme, çıkaracağım buradan seni. Tüm bunlar benim yüzümden oldu. Biliyorum. Her şeyin sorumlusu benim. Ama eskiye döneceğiz. Toparlayacağız. Tabii tabii. Bilmem mi? Her şeyi hallettin, onu da halledersin sen kardeşim. Yaparsın sen. Yaparsın. Demir. Senden tek bir şey isteyeceğim. Anama sahip çık yeter. Başka da bir şey istemiyorum senden. Alo. Senin teyzeyi bulduk Demir Efendi. Bu ne hız? Herhalde oğlum, benim adım Jilet, birini arıyorsan bulurum illaki. Neredeymiş peki? Kuştepe'de bir evde kalıyormuş. Ama elini çabuk tut, gidecek. Nereye gidiyormuş? Ne bileyim oğlum, ben sekreteri miyim karının, hayret bir şey ya. Tamam, adresini telefona mesaj at. Emredersin. Atarız. Şuna bastınız da geçmişteki kayıtlara da ulaşabilirsiniz. Ha, yani bayağı kendi kendine kaydediyor. Benim bir şey yapmama gerek yok. Evet efendim, aynen öyle. Alarm şifresini de istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Anladım.
Teşekkür ederim. Herhangi bir problem olduğunda 24 saat bize ulaşabilirsiniz. Tamam. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederiz. İyi günler. İyi günler. Alo Murat. Aha şimdi gittiler. Ya çok sağ ol da gerçekten bu kadarına gerek var mıydı bilmiyorum. Biraz fazla değil mi bu kadar kamera, alarm? Aa, Murat kapı çaldı, ben arayacağım seni bir dakika. Hoş geldin Öykü. Hoş bulduk Canan abla. Nasıl geçti okul? İyi. İyi geçti. Ben üstümü değiştirmeye gidiyorum Canan abla. Canan abla, babam geldi mi? Yok, gelmedi. Kime bakmıştınız? Zeynep Kaya burada mı? Yok. Öldü kardeş, bir soru sorduk ya. Nerede peki? Cehennemin dibinde. Hop hop, ağır ol. Adresi burası gösteriyor işte. Nerede? Çok önemli. Niye soruyorsun? Kimsin sen kardeşim? Tamam, bu bitti. Şimdi Öykücüğüm, şu pembe saksıyı verebilir misin bana? Ama. Aha. Şimdi azar azar toprak koy. Canan abla. Hı. Sen neden yalnız yaşıyorsun? Yani niye evli değilsin? Neden bir çocuğun yok? Ve burada tek başına yaşıyorsun. Ben seviyorum yalnızlığı. Yani memnunum hayatımdan. Ben anlamadım ki. Senin gibi iyi birisi nasıl yalnız olabilir ki? Sana bir sır vereyim mi? Olur. Ben aslında o kadar da iyi biri değilim. İnanmam Canan abla. Hem sen kötü biri olsan bizi çadırdan kurtarmazsın. Evine almazsın. Hatta bana yemek bile vermezsin. Ama sen çok iyi birisin Canan abla. Ben bazı hatalar yaptım. Büyük hatalar. Olsun. Yani herkes büyük hatalar yapabilir. Mesela ben hayat bilgisinden yapamayınca sen dememiş miydin bana? Bir dahakine düzeltirsin. Sen de düzeltirsin bir dahakine hatanı. Bazen babam da çok büyük hatalar yapabiliyor. Ama o gerçekten çok iyi biri. Ha, sen olsun. Zeynep'in baktığı kızın babası. Zeynep söylemişti zaten. Bakamaz o, illa gelecektir demişti. Tamam işte, neyse ne. Biliyor musun nerede olduğunu? Ne bileyim lan ben. Gitti. Dün akşam beni terk etti. Nereye gitti peki? Ne bileyim, gitse anasına gider. Başka nereye gidecek? Anası nerede? Ne vereceksin? Ha? Kaç para? O para mara yok bende. Telefonu ver, söyleyeyim adam. Canan abla, babam aramadı değil mi? Aramadı. Biz arayalım mı onu?
Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen kapalı. Daha sonra tekrar dinleyin. Ya belki şarjı bitmiştir. Gelir birazdan, merak etme. Gelir değil mi? Hı hı. Gelir gelir. Nereye gidecek? Hadi bakalım, nereye koyalım bunları? Bilmem. Şuraya koyalım mı? Olur. Hadi gel. Sen de onu al. Candan abla, gece devirmez değil mi bunları? Devirmez. Şöyle koyarsak. Alacağım hadi. Çabuk yani, çabuk çabuk. Candan abla. Candan abla. Efendim? Babam ben uyurken gelmedi mi? Gelmedi. Kesin beni terk etti. İşte terk etti, bıraktı beni. Aa, hiç olur mu öyle şey ya? Nereye gidecek baban seni bırakıp? İşi çıkmıştır mutlaka, o yüzden gelmemiştir. Ama gelir bugün, tamam mı? Gelir değil mi? Gelir. Hadi hazırlan, ben bırakayım seni okula. Kardeş, ya ben bu adresi nasıl bulurum? Buradan düz gidin, sola dönün, 100 metre sonra da yürüyün, market var. Markete söyleyin, onlar size yardımcı olur. Eyvallah. Sincap görmeye gitmişler. Sanırım beden eğitimi dersi boşmuş. Hiç haberim yok. Günaydın öğretmenim. Öykü. Mert'in annesini tanıyorsun değil mi? Hı hı. Peki bana az önce ne anlattı biliyor musun? Dün okuldan kaçmışsınız Mertcan'la beden eğitimi dersinde. Yani duyduğumda ben de inanamadım Sevgi Hanım. Akşam Mertcan kendi itiraf etmeseydi benim de haberim olmayacaktı. Bu çocuk hiç böyle şeyler yapmazdı. Nasıl oldu ben de anlamadım. Betül teyze, öğretmenim, Mertcan'a kızmayın. Ben söyledim çıkalım diye. Hı, buyurun işte. Tamam, sen gir sınıfına, seninle sonra konuşacağız. Hadi. Ben babasıyla mutlaka konuşacağım. Merak etmeyin, böyle bir şey bir daha tekrarlanmayacak. Ders boş diye fırsat bilmişler işte. Çocuk. Vallahi ben de çok üzülüyorum aslında bu çocuğun haline. Ama bu kadar da başıboşluk olmaz ki. Bakın, bu kızın gidişi gidiş değil. Ben ilgileneceğim, merak etmeyin. Aklınız kalmaz. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Günaydın çocuklar. Günaydın. Oturabilirsiniz. Öykü, sen kalk bakayım oradan. Topla eşyalarını da. Artık yan yana oturmayacaksınız Mertcan'la. İlayda ile yer değiştirin. Hadi. Açalım matematik kitaplarını. Thank you.
matematik ederim yaptın mı? Mertcan, kalemini kullanabilir miyiz? ...381. Şurası. Yan taraf mı? He. İyi günler. İyi günler oğlum. Ben Zeynep'e bakmıştım. Zeynep Yek oğlum, ben anasıyım. Bana söyle. Ha öyle mi? Yok teyzeciğim, ben kendisiyle konuşmam gerekiyor da ben beklerim o zaman gelene kadar. Yok bekleme, Zeynep gelmez artık. Niye? Zeynep geldi, veda etmeye gelmiş. Ana hakkını helal et dedi, sabah da erkenden çekti gitti. Anasını yine yalnız koydu oğlum. Peki nereye gitti? Teyzeciğim bak ne olur, çok önemli benim için. Benim de kızım var. Yani onun iyiliği için Zeynep'i bulmam gerekiyor. Hadi ne olur. Söyle. Alo. Candan ne haber? Ya bir şey rica edecektim, müsait misin? Yoldayım. Bir çiftliğe rutin kontrole gidiyorum. Ne oldu? Ya eğer gittiğin yerde durum çok acil değilse bir şey isteyecektim ama. Hayırdır? Arkadaşımın atı rahatsızlanmış da çiftliğinde. Öyle mi? Ne olmuş? Bilmiyorum ki. Adam da panik olmuş. Zaten doğrusunu anlatamadı derdinde. Aa, hay Allah. Önemli bir şey değildir umarım. Ya işte şey diyecektim. Sen acaba orayı bir kontrol edebilir misin? Ya şimdi adam çok panik durumda. Çok da sevdiğim bir arkadaşım. Senden başkasına güvenemem. Ya böyle pat diye aradım ama senin için angarya olmayacaksa. Tabii giderim. Sen bana çiftliğin adresini atabilir misin? Tamam, ben yolluyorum şimdi sana. Tamam. Alo Tarık amca. Ben size yarın gelsem olur mu? Acil bir vaka çıktı da. Zeynep Kaya. Zeynep Kaya. Hiçbir yere gidemezsin. Çık oradan çabuk. Ne oluyor? Siz kimsiniz? Sen biliyorsun benim kim olduğumu. Çık oradan. Git buradan. Gitmeyeceğim. Konuşacağız. Benim konuşacak bir şeyim yok. Git. Hayır, var. Efendi. Candan ben. Hoş geldin Candan Hanım. Murat Bey, acil bir durum var deyince hemen geldim. Nerede Aslı? Buyurun, bu tarafta. Nesi var? Vallahi siz kendi gözlerinizle görseniz daha iyi olur. Şimşek? Şimşek, senin ne işin var burada? Ay canım benim. İyi misin? Ha? Ne yapıyorsun Şimşek? Ha? İyi misin? Murat? Sürpriz yapalım dedik sana Şimşek'le. Nasıl yani? Anlamadım. Anlamayacak bir şey yok Candancığım. Şimşek'i ben aldım.
Ciddi misin sen? Evet. Bir arkadaşımın çiftliği burası. Şimşek artık burada kalacak. Ama yani sen pek anlamazsın bu işlerden. Niye yaptın ki böyle bir şey? Senin için tabii ki. O kadar seviyorsun ki bu atı, böyle ayrı kalmanıza gönlüm razı olmadı. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Gelene kadar kan kusturdu herkese. Son yarım saattir böyle sanki. Hissetti herhalde senin geleceğini. Murat çok teşekkür ederim. Hem kendi adıma hem de Şimşek adına. Şimşek. Ha? Şimşek. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Aferin sana. Aferin sana. Aferin. Bana bak baştan değil mi? Sakın bana güvenme. Ben bakmam çocuğa. Ben gidiyorum. Gerçek teyzesi değilsin değil mi sen? Değilim tabii. Yani 20 günlüktü bana geldiğinde. Annesi çok iyi para verdi. Ben de kabul ettim. Ne var? Peki şimdi niye bırakıp da gittin ufacık çocuğu? Allah Allah. Siz hangi sıfatla bana hesap soruyorsunuz Demir Efendi? Ha? Ben olmasam çocuğundan haberim bile yoktu senin. Arasaydın o zaman. Öyle olması gerekiyordu, öyle oldu. Annesi istemedi. Ne annesi istemedi? Bakmaktan bıkmışsın. Ölmüş anasının lafını mı dinledin? Bir dakika, bir dakika. Annesi ölmedi. Hayatta değil mi? Hayatta. Kim bilir nerede gününü gün ediyor. Nerede peki? Ya ne bileyim ben. Çocuğu bana bıraktı gitti. Sonra yurt dışına mı ne gitmiş? Ben de para geldiği için hiç araştırmadım. Bana ne? Ya kim peki? Neci yani? Sarı mı, esmer mi? Nedir? İsmi ne? Ya ben de bir kere gördüm çocuğu bırakmaya geldiği zaman. Çok uzun zaman oldu. Hatırlamıyorum ki saçı sarı mıydı, siyah mıydı? Boyu uzun muydu, kısa mıydı? Leyla. Adı Leyla'ydı. Uydurma tabii. Yani kim bilir ne gerçek adı. Ama kapıma geldi. Kapı eşiğinden uzattı bebeği. Yani görsen bir damlacıktı. Adını Öykü koydum dedi. Anası ağlamadı bile. Yani arkasını dönüp gitti. Bir kere arkasına bakmadı ya. Ben diyeceğimi dedim. Tamam bu kadar. Peki. Yani ben... Çocuğun gerçek babası mı? Öykü benim kızım mı yani? Sen kendi çocuğunu tanıyamıyor musun? İnsan kendi kanından, kendi canından olanı tanımaz mı? Son çağrı. 215 sayılı uçak yolu. Uçağınızın kalkması verilir. Son bir şey daha. 143 oğlu çıkış kapısına gidin. 8 sene. 8 sene baktıktan sonra niye bir anda bırakıp gittin çocuğu? Öykü sana söylemedi mi? Neyi? Neyi söylemedi? Neyi söyleyecekti Öykü bana? Dur Murat'cığım, buraya gel. Neyi söyleyecekti Öykü? Bu pasaport. Ne diyorsun sen? Neyi söylemedi Öykü? Efendi. Söylesene. Neyi söylemedi? Öykü neyi söylemedi? Cevap versene. Öykü neyi söylemedi? Önceki ünitede işlemiştik zaten. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Güzel. Güzel güzel oynayın. Zil çalınca doğru sınıfa. Mertan hadi bak çektin. Mertan niye gelmiyorsun? Annesi Mertan'ın seninle oynamasını yasakladı. Sana mı sorduk ha? Hadi gidelim.
Mertcan. İğrenç resim o be. Sensin iğrenç. Ne yapıyorsun be? Sana kötülük yapan, dokunan, edeni falan böyle hak diye sırf koparacaksın, tamam mı? Tamam. Ha. Nedir öğretmen hanım? Resmen kopartmış kızın kolunu. Bu nasıl ısırmak? Teneffüse girmişler birbirlerine hocam. Ben de son anda gördüm. O yaptı. Hayır, sen de benim resmimi yırttın. Susun bakayım. İlayda. Anne. Yavrum. Ne oldu kızım sana? Ne? Bu ne? Sevgi hanım, bu ne? Kim yaptı kızım sana bunu? Ha? Tamam Ayla hanım, bir sakin olursak. O yaptı. Sen de benim resmim. Tamam böyle oturun konuşalım. Buyurun. Yavrum bu ne? Gel bakayım. Of kızım bu ne? Ne yaptın sen? Ha? Ne yaptın sen? Bakma bana öyle. Ayla hanım biraz sakin olur musunuz? Çocuklar kavga etmişler işte. Kavga mı etmişler? Bu kavga mı sizce? Ya şuna bakar mısınız? Vallahi ne diyeyim Ayla hanım, haklısınız. Hocam, anasını babasını çağırın hemen. Bu ne rezalet ya? Ayla hanım, Öykü'nün annesi sizleri övmüş. Ben babasını aradım. Olay olur olmaz ama ulaşamadım. Ulaşacağım en kısa zamanda, merak etmeyin. Ne oldu şimdi? Benim çocuğum yediği dayakla mı kaldı? İkisi de birbirlerine vurmuşlar Ayla hanım. İlayda da Öykü'nün saçını çekmiş. Tamam, ben babasıyla konuşacağım. Merak etmeyin. İyi. Babasıyla konuşun, sonra da beni çağırın. Böyle bir şey yok. Ayla. Böyle olmaz. Yürü kızım. Böyle bir şey yok. Ayla hanım lütfen. Hadi kızım, hadi. Nerede oturuyor bu kız? Anne, nereden bileyim? Rezilliğe bak ya. Biz enayiyiz tabii. O yüzden her sene o kadar bağış yapıyoruz okula. Çocuğumuz dayak yesin diye, tamam. Adresi vardır herhalde öğrenci işlerinde. Sekiz sene baktıktan sonra niye bir anda bırakıp gittin çocuğumu? Öykü sana söylemedi mi? Ne? Ne dedi şimdi bu kadın? Hiçbir şey anlamadım ki arkadaş. Kız baya elimde kaldı. Öbür tarafta tablo bekliyor. Hayır, dediğim gibi işte. Bulamadım kadını. Hayır, bulamadım. Verdiğim adrese gitmedin mi oğlum? Gittim de işte yani kadın başka bir yere gitmiş. Onun adresini falan aldım. Yarın da oraya bakacağım. Ya iyi diyorsun, güzel diyorsun da ben daha ne kadar bekleyeceğim be güzel kardeşim? Sen yine bir dalga çevirip beni uyutmuyorsun değil mi lan? Abi ne alakası var ya? Bir kere yani çocuğu yollamadan işi yapamam ki. Sen biraz daha sabret işte. Ben bulacağım teyzeyi. Ondan sonra çocuğu posta alacağım. Sen de tablonu alacaksın. Hadi öyle olsun. Tamam. Ha, bir şey diyeceğim. Benim telefon yok. Kırıldı, bozuldu. Sen ulaşma bana. Ben bir şekilde ararım seni. Senin telefonun neren düzgün ki zaten? Hacı anacığım,
Nasılsın anacığım Demir ben? İyiyim, iyiyim, iyiyim hacı anne. Ya Uğur'un telefonu kırıldı da işler de yoğun. Ben aradım seni, selamım var sana. Merak etme diye dedim. Kime ne yalan söyleyeceğimi şaşırdım.